Merkezi T, T de birleştirdiğinde dik olduğu için aslında şurası doğrusal oluyor. T noktalarını birleştirdiğimde merkezden geçiyor. Yine merkezi şu T noktasıyla da birleştiriyorum. Şurası dik olduğunda kare oluştuğunu daha önce incelemiştik. Buralar 12, yani çemberin yarıçapı 12. D noktasından da dikiniyorum. Oluşan dikdörtgenden x ise burası da x. Kc 16 ise buraya 16 x kalıyor. Bakın şurası boydan boyu 24. O halde şuraya h dersem dh da 24. D noktasından çizilen teğetler x. Burası da x. C noktasından çizilen teğetler, burası 16 ise burası da 16. DHC üçgenine baktığımızda, bakın 16 eksi x, 24, 16 artı x var. Acaba 7, 24, 25 olabilir mi diye düşünüyoruz. Şurayı ben 7 yapsam, buranın 7 olması için x'in 9 olması lazım. x yerine 9 koyduğumuzda hakikaten bakın burası 25 oluyor, yani 7, 24, 25'i sağlıyor. Demek ki x 9. İkiz kenar bir yamuğumuz var. Kenarlarına T çember var. Simetrik bir şekil oluşacaktır. Yani şurası 4 ise burası da 4. Yine bir noktadan çizilen T eşit olduğu için buralar da 4. 9, 9 benzer şekilde yine şu M tam orta olacak. Buralarda 9'ar birim olur. A noktasından dikiniyorum. D noktasından deniyorum. İkiz kenar yamuklarda sıklıkta yaptığımız gibi. 8 şurası 8 olacak oluşan dikdörtgenden 18'den 8'i çıkartırsam 10 kalıyor ve şu uzunluklar eşit olduğu için buralar 5'er birim. Bakın 5 şurası 13 5 12 13 demek ki şuraya k dersem ak 12 zaten ak çemberin çapı oluyor. Burayı ben aynen devam ettirsem şu teğet noktasına gelecek 12 ise burası da 12 o halde yarı çap 6. B noktasından çizilen teğetler eşit. Şurası 3 birim, burası da 3 birim. D'den çizilen teğetler de eşit, 5. Burası da 5. C'den çizilen teğetlerden biri, x artı 5 ise şuranın da x artı 5 olması gerekir. 3'ü e atarsak buraya x artı 2 kalır. Şimdi b, c, d üçgeninde bakıyoruz. 8 var. x artı 2 ve x var. Aralarındaki fark 2. Acaba diyoruz 6, 8, 10 üçgeni uyar mı? x'i 6 seçersek bakın 6 burası 8. x'i 6 seçmiştik. Burası da 8 oldu. Dolayısıyla olmadı. Yine 8, 15, 17 olur mu diye düşünüyoruz. 8. Burayı 15 seçelim. X 15 seçelim ve hakikaten bakın 15 seçtiğimizde burası 17 oluyor ve bu özellik üçgeni sağlıyor. Demek ki X 15. dik açımız var. Kareleri oluşturmuştuk defalarca yine oluşturalım. Merkezi teğetlerle birleştiriyorum ve buralarda 4 DC'de 10 verilmiş. Burada bir teğetler dörtgeni söz konusu ispatlamıştık ki karşılıklı kenarların toplamı birbirine eşittir. Yamon yüksekliğinin 8 olduğunu görüyoruz. Çemberin çapına eşit. Alt taban artı üst taban yani AD ile BC kenarlarının toplamı AB ile DC kenarlarının toplamına eşit. O halde 10 burası 8 alt taban artı üst taban 18 çarpı yükseklik 8 bölü 2 bize yamuğun alanını verecek. 18'i 2'ye böldüm. 9 alan 72 birim kare. Çemberlerin merkezlerini birleştiriyorum ve daha önce ispatladım ki merkezden çemberlerin teğet olduğu noktadan geçerek birleştiriliyor. Merkezlerde şurası, Merkezleri şu teğet noktalarıyla da birleştiriyorum. Bu şekli daha önce inceledik. Tabii ki buralar dik oluyor. ABC'de diktörken dolayısıyla buralar dik açı ve kare oluşacak yine merkezi teğetlerle birleştirdiğimde. O halde bakın buralarda 12 büyük çemberin yarıçapı 12. Buradaki kareden de buraları 4 yazabiliriz. Küçük çemberin yarıçapı da 4. Şuradan bir paralel çekiyorum BC'ye. 4 ise burası da 4. Şu yarıçap 12 olduğundan buraya 8 kaldı. Yine burası x ise, bakın şu uzunlukta x. Burası 4, burası 12. Yani şurada bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgenden ben x'i bulabilirim. Bakın şuranın tamamı, sevgili öğrenciler, 16. 8, 16 yani hipotenüs dik kenarın iki katı o halde bu 30-60-90 üçgeni yani şurası 30 olmalı. Burası 60 derece. 60 derecenin karşısı 30 derecenin karşısının kök 3 katı olduğu için x 8 kök 3. Çemberlerin merkezlerini birleştiriyorum. Teğet oldukları noktadan geçecek. Yarı çapları 1 santim. Yani içeride bir kenarı 2 birim olan, 2 santim olan bir eşkenar üçgen daha oluşuyor. Şu noktaları da teğetlerle birleştiriyorum. Buralar 90 derece. B ile şu merkezi birleştirdiğimde eşkenar üçgen burası 30-30 bölecek. Yani şurası 30, burası 60, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3, mn uzunluğu 2. Simetrik olarak burası kök 3 burası da kök 3. Dolayısıyla abc eşkenarının bir kenarı 2 artı 2 kök 3. O halde çevre bunun 3 katı olacak. 6 artı 6 kök 3 santimetre.